Merhabalar, klinik psikolog Begüm Derecülker ben. Bugün obezite ve yeme bozukluklarının ilişkisini konuşacağız. Öncelikle fikirlerinizi merak ediyorum. Yeme bozukluğu dediğimiz zaman ne anlıyorsunuz diye. Yani aşırı yemek yeme, acıkmadan yemek yeme Hı. gibi fikirler geliyor. Aşırı yemek yeme, acıkmadan yemek Acıkmadan gibi. yemek yeme. Daha çok böyle hani Psikolojiye bağlı. semptomlar geliyor gibi daha çok. Ama bir isim beliriyor mu kafanızda? Nedir bu yeme bozukluğu? Gelmiyor değil mi? Böyle bir belirsizlik var daha çok. Peki. Sizin aklınıza gelen bir şey oluyor mu? Daha çok üzüldüm, sıkıldım, yemeğe gidiyordum. Hı. Yine nasıl yaşadığınız şekli. Üzülünce, sıkılınca yemeğe gitmek gibi canlanıyor. Sizde ne canlanıyor? Buyurun. Günde sadece tek bir öğünle geçirmek. Tek bir öğünle geçirmek canlanıyor. Çok güzel. Sizde ne canlanıyor? Yani geceleri kalkıp yemek yemek mesela. Gece kalkıp yemek yemek geliyor. Çok güzel. Aslında kafamızda bir şeyler var yani. Biraz anlıyoruz gibi ama adını koyamıyoruz. Tıkanırcasına yeme bozukluğu dediğim zaman ne canlanıyor zihinlerimizde? Durmadan yemek yemek. Güzel. Sizde? Birden fazla tabağı bir anda yemek. Birden fazla tabağı bir anda yemek. Biraz daha yaklaştık. Sizde bir şey canlanıyor mu? Tabağını doldurmak herhalde. Tabağını doldurmak, dolu dolu yemek. Dolu dolu olsa bile doymayacağını düşünerek daha fazlasını yemek istemek. Süper. Buyurun. Veya yemekten sonra işte meyvesidir, çerezidir diyerek arka arkaya sürekli yemek yemek istemek. Devam etmek. Yani yemek bittikten sonra arkasına devam etmek. Tazmanya canavarı gibi yemek. Tazmanya canavarı gibi yemek doğru ifade. Gerçekten de öyle. Bireyin normalde yiyebileceğinden daha fazla miktarda bir yiyeceği normalde yediği zaman diliminden daha kısa sürede yemesi. Yani Tazmanya canavarı gözümüzde canlandırdığımızda tam olarak aslında o sahne. Çok fazla yiyecek, çok hızlı, çiğnemeden ve böyle tıkarcasına yemek ve tıkanmak aslında tıkınırcasına yeme bozukluğu. Ve bunun bir süredir sürüyor olması. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ameliyattan ameliyat olmuş hastanın yeme bozukluğunu mu düzeltmek daha kolay? Ameliyat olmamış bir hastanın yeme bozukluğunu düzeltmek mi daha kolay? Bu son zamanlarda çok fazla düşündüğüm bir konu benim. Kısa vadede ilk dönemde cerrahi sonrası başarı oranımız biraz daha yüksek oluyor. Niye? Kilo gidişi daha yüksek olduğu için hasta daha motive oluyor ve daha fazla işbirliği kuruyor. Yani normal diyet ve psikolog görüşmeleri kilo vermeye çalışan bir hasta duraksama dönemi yaşayabiliyor. İlk dönemlerde vücudu direnç geliştirebiliyor. Bunun pek çok sebebi olabiliyor ve motivasyonu kaybolmaya başlıyor. Ama cerrahin ilk dönemlerinde motivasyon kaybına sebep olacak hiçbir şey yok. Her tartıya çıktığında, her kontrole geldiğinde kilo verdiğini görüyor. Bu da bizimle olan işbirliğini arttırıyor. Verilen egzersizleri, ödevlerini yapmayı arttırıyor. Dolayısıyla kısa dönemde daha hızlı bir sonuç almayı sağlıyor. Ama uzun vadede baktığımızda ikisinde de aynı şekilde sonuç alınıp tedavi gösterilebilir.